Bir konuyu çabucak açıklığa kavuşturup karmaşık sayılar konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk videoda elimde z adını verdiğim bir karmaşık sayı olsun demiştim. z de a artı b i'ye eşit olsun dedik. Ve bir tabir, bir terim kullanmıştım ve bu terim konusunda çok dikkatli olmalıyız çünkü o tabiri kullanırken günlük konuşma dili içerisinde öylesini söyleyivermiştim ama bu tabir başka türlü anlaşılabilir. Bu karmaşık sayının gerçek olan bölümünün a olduğu açık. Gerçek sayının a olduğunu biliyoruz. Bu karmaşık sayının bir gerçek sayıyla bir sanal sayının toplamından oluştuğunu da biliyoruz. Günlük konuşma dilini kullanırken burada halka içine aldığım bu bölüme, bu çember içine aldığım bu bölüme sanal bölüm demiştim. Bu sanal sayıya sanal bölüm demiştim. Bu konuda dikkatli olun. Size açıklamıştım. Şöyle bir fonksiyon görürseniz, z'nin gerçek bölümü, bu neye eşittir? a'ya. z'nin sanal bölümü şeklindeki fonksiyon neye eşittir peki? İlk videoda bu konudan söz etmiştik. Bu fonksiyon, i'nin katsayısı olan sayıya, yani b'ye eşittir. Birisi bir karmaşık sayının sanal bölümü tabirini günlük konuşma dilinde değil de resmi matematik dilinde kullanmışsa, i'nin katsayısı olan sayıyı kastediyordur. Ama benim için bir karmaşık sayı, bir gerçek sayıdan ve bir sanal sayıdan oluşur. Biri bana o karmaşık sayının sanal sayı olan bölümü nedir derse, böyle bir soru sorarsa, halka içine, bu çember içine aldığım bölümü söylerim. Ama biri sanal bölümü ne, sanal bölümü ne sorusunu sorarsa veya bu fonksiyonu verirse, onlara yanıtım yalnızca b'dir. Umarım şimdi anlaşılmıştır, bunu bu kısmı açıklığa kavuşturmak istedim. Açıkçası sanal bölüm tabiri bence çok kötü bir tabir çünkü sanal sayının halka içindeki sayı olduğu zaten belli. B aslında bir sanal sayı değil, bir gerçek sayıdır. i'nin kat sayısı olan gerçek sayıdır. Bu nedenle de z'nin sanal bölümünü derecelendiren sayı adı verilmeli. Her neyse bunu da anlattıktan sonra şimdi size söz etmek istediğim sıradaki konu bir karmaşık sayının eşleniği. Z sayımız bu z'nin eşleniği ise, z'nin üzerine bir çizgi çekerek gösterilir. Bazen buraya küçük bir yıldız koyarak gösterildiği de olur. Bu şuna eşittir. a eksi b i. Gelin şimdi argant grafiği üzerinde nasıl görüneceklerine bakalım. Bu gerçek sayı eksenim. Bu da sanal sayı eksenim. Z sayısı böyle olsun. Bu nokta B noktası olur. Bu nokta da A'dır. Z tamam. Z'nin eşleniği a eksi bi'dir. O halde gerçek sayı ekseninde yine a olur, ama sanal sayı eksenindeki nokta eksi b'dir. Yaklaşık olarak şöyle bir şey. Bu Z'nin eşleniği. Görsel olarak düşündüğümüz zaman bir karmaşık sayının eşleniği, onun o karmaşık sayının x eksenine göre ayna görüntüsüdür x-eksenin altında kalan bölümün bir havuz olduğunu düşünün ve z'nin sudaki yansıması da onun eşleniği olsun. Bir karmaşık sayı ile onun eşleniğinin toplamını görsel olarak bu grafik üzerinde ifade edebiliriz. Bunlar aslında konum vektörleridir. z ile eşleniğini toplamak demek, eşlenik vektörünün başlangıç noktası z'nin uç noktasına gelecek şekilde eşlenik vektörünü ötelemek demektir eşleniğini bu şekilde çizmem demek, onu z ile toplamam demektir. Bu işaretlediğim nokta veya onu belirten vektör, z artı z'nin eşleniğidir. Görsel olarak da açıkça görüldüğü üzere, görsel olarak da açıkça görüldüğü üzere, bu nokta 2a. Bunu cebirsel olarak da kanıtlayabilirsiniz. z'ye, yani a artı b'ye, onun eşleniğini eklersek, yani artı dedik, a eksi b dediğimizde bu işlemin sonucu nedir? Bu ikisi sadeleşir, geriye 2 a kalır. Bunu ifade etmenin bir diğer yolu da, bugün matematiksel özellikleri kullanıyoruz, bir karmaşık sayının onun eşleniği ile toplamı, o karmaşık sayının gerçek sayı bölümünün 2 katıdır. Tabi eşleniğinin gerçek sayı bölümünün de 2 katına eşittir, çünkü ikisinin gerçek sayı bölümleri birbirinin aynıdır. Neyse bunu da anlattıktan sonra şimdi de eşleniklerin nerelerde işimize yarayacağına bakalım. Elimizde şöyle bir ifade olsun. 1 artı 2i bölü 4 eksi 5i. Aslında bu ifadeyi sadeleştirmemiz şart değil ama payda da i olmasını istemeyebilirim. Veya tek bir karmaşık sayı şeklinde yazmak isteyebilirim bir karmaşık sayıyı başka bir karmaşık sayıya bölersem, sonuç bir karmaşık sayı olur. Peki bunu nasıl yaparım? Bunu yapmanın bir yolu, hem payı hem de paydayı paydanın eşleniğiyle çarpmaktır. Yani 4 artı 5 i bölü 4 artı 4 i. Aslında burada 1 ile çarpmış oluyorum değil mi? Çünkü payda ve payda da aynı sayı var. Ama bu işlemi yapmamın asıl anlamı şu bir karmaşık sayıyı onun eşleniğiyle çarparsam, sonuç bir gerçek sayıdır. Şimdi bunu çözelim. Çarpma işlemini yapalım. 1 çarpı 4 artı 5 i ne eder? Yine 4 artı 5 i eder. 2 i çarpı 4 artı 8 i eder. 2 i çarpı 5 i de 10 i kare eşittir. Bu da eksi 10 yapar bölü. Burada a eksi b çarpı a artı b kalıbı söz konusu. O halde burası a kare eksi b kare eşittir. Yani 4'ün karesi 16 eksi neden artı 4 i yazdım acaba? Burası 4 artı 5 i olmalı. Of neler yapmışım böyle. 4 artı 5 i. Payda ve payda da aynı sayı olacak değil mi? Burada da eksi 10 olacak. Sayının eşleniği bu. Herhalde aklımdan o sırada 4 sayısı geçiyordu. Neyse sayıyı değiştirmeye gerek yok. 4 artı 5 i bölü 4 artı 5 i olarak devam edelim. Çarpmaya devam ediyorum. Burası a eksi b çarpı a artı b. Yani 4'ün karesi eksi eksi 5 i'nin karesi. Paya geçelim. 4 eksi 10 gerçek sayıları toplayalım. 4 eksi 10 eksi 6 eder. 5i artı 8i de 13i'dir. Sanal sayı bölümlerini de ekledik. Payda da 16 eksi -5i 5i'nin karesi var. i'nin karesi eksi 1'dir. 5'in karesini de hesaba katarsak eksi 25 olur. Eksi ile eksi birbirini götürür ve 16 artı 25 olur. Yani burası 41. Bunu bir karmaşık sayı şeklinde yazabiliriz. Eksi 6 bölü 41 artı 13 bölü 41i. Bu iki karmaşık sayıyı birbirine böldük. Burada işimize yarayan şey bir karmaşık sayıyı onun eşleniğiyle çarparsam, tabi eşleniğin eşleniğinin asıl sayıya eşit olacağı aşikar, bir karmaşık sayıyı onun eşleniğiyle çarparsam, a artı bi çarpı, a eksi b i sonuç bir gerçek sayıdır. Neye eşittir? a kare eksi b i kare. Karelerin farkı söz konusu. Eşittir a kare, burası eksi b kare olur ama başında da bir eksi işareti var. Ne oldu? a kare artı b kare. Bu aynı zamanda karmaşık sayımızın büyüklüğünün karesine eşittir. Bu gerçekten çok şey yarayan bir özelliktir. Eşleniklerin çok kullanılmasının sebebi de budur. Özellikle de karmaşık sayıları sadeleştirirken. Umarım sizin de işinize yarar.